Herkese merhaba. Bugün sokaktayız. Konumuz işçi ve Bağkur emeklileri. Halk.tv.com.tr olarak sokağın nabzını tutalım, emeklilerin sesi olalım dedik. Emeklilere yönelik ilk toplantı 6 Aralık'ta gerçekleştirildi. Neredeyse 5 haftadır ikinci toplantı yapılmadı. Tüm vatandaşın gözü bu yapılacak olan toplantıda. Bugün emeklilere soracağız. Geçinebiliyorlar mı? Yaşamları nasıl idame ettiriyorlar? İşçi Bağkur. SSK. Peki geçinebiliyor musunuz? 7,5 alıyoruz. 6-7 aydır. Zam yapılmadı. Geçinemiyoruz. Ne diyeyim ben? Türkiye şahane. Kalkındı. Hollanda kıskanıyor bizi. Almanya kıskanıyor. Yerimizde sayıyoruz. Vatandaş hala uyanmıyor. Yani kelimeleri anlatsam ayıp olur. Sefalet. Sırf emekli maaşıyla geçirenlere Allah yardım etsin. Geçinebiliyor musunuz? Ya nereden? 7500 liraya geçinilir mi ya? Emeklinin derdi bitmez. Unuttular gibi. Son yapılan yanlışlar göz önünde zaten. Zamlarda emekliye yapılan zam. SSK'ya %37, memur emeklisine %49. Yani akıl işi değil. Vallahi emeklileri hiç hatırlayan yok. Perişan hepsi. 2 kuruş zam yapıyor. Piyasaya çok büyük zam geliyor. Hep aşağıda kalıyoruz. Emeklilerin durumu gerçekten içler acısı. Geçinemiyorlar. Pazara gidiyoruz. Ne alsanız kilosu 50 liradan aşağı bir meyve yok mesela. Zaten gıdadan başka bir şey artık giyecek falan eskilerle idare ediyoruz artık. Aldığınız para nereye gidiyor? Vallahi ne işte nereye gidiyor? Kiraya gidiyor. Yani şeye gidiyor, pazara gidiyor. Markete gidiyor. En çok nereye gidiyor o para? Her yere gidiyor. Yani eğitime gidiyor. Zaten pazara gittiği zaman, markete gittiği zaman olay bitiyor. 10 gün. 10 gün bile yetmiyor yani. Eskiden yine 15 gün yetiyor için 10 gün bile yetmiyor artık. Siz geçinmek için ek iş mi yapıyorsunuz? Maalesef. Matbaacıyım ben. Ek iş yapıyorum. Peki aldığınız para ilk olarak nereye gidiyor? Bir kere gıdalar çok pahalı efendim. Gıdalara artık yetişemez durumdayız. Her hafta zam geliyor. Haftası bile olmuyor. İşte faturalar pahalı, kiralar öyle. Allah'tan ev kendimin de kiram yok yani. Şu an geçinmek için ek iş yapıyor musunuz peki? Yapıyordum son güne kadar. Emekliyim. Zor yani. Ancak geçmiş çalışmalarımızın desteği olmasa yani mümkün değil. En çok nereye gidiyor o para, aldığınız para? Gıda. En çok tabii, kesinlikle. Peki işçi ve Bağkur emeklilerine %37'lik bir zam söz konusu. Ne düşünüyorsunuz? Mutlu değiliz dediğim gibi. Yani hiçbir şeye yetmez o. Üzgünüz, üzülüyoruz. Ya ne düşüneceğim işte. Ölüme terk et demek değil mi? Ölü demek yani şu zamanda. Geçinmek için ek iş yapıyor musunuz? Ek iş arıyorum şu anda. Ya çok büyük bir ayrımcılık. Zaten ben bunu kabul etmiyorum. Yani hiçbirimiz kabul etmiyoruz da ne yapalım? Ya artık yapacak bir şey yok. Her şey onların elinde. İstediği gibi oynuyorlar yani. Bizim de yapacağımız hiçbir şey yok şu anda. %37'lik bir zam yapılacağı açıklandı. Hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim. %49 memnun. %49 işte onlar, ama hiç memnun değilim yani. Daha fazla olması lazım. O kadar sene emek sarf ediyorsun, sana %37 zam yapıyorlar. Yani bu adaletsizlik yani kısacası. %37'lik bir zam yapılacağı söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi yetersiz tabii. Zam, maaşlara zam yapılmadan piyasada her şeye zaten zam geliyor. Aldığımız zamlar da hiç gene aynı şekilde yapılan şeylere gidiyor yani, fiyat artışlarına. Vallahi %49 biz de bekleriz emekliler olarak. Yani en düşük emekli maaşına %49 zam biz istiyoruz. En son ne zaman sosyal bir şey yaptınız? Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam, ben sinemaya falan gidiyorum, tamam. Ben zamanında birikim yaptığım için evim var, yazlığım var. Ama şöyle bir şey. Yani ben şu anda bu emekli maaşına tabi kalsam, inanın ki şu anda köprü altında limon satarım yani. Anladın mı? Sadece emekli maaşına kalsam. Böyle el bir etkinliklere katılamıyoruz yani. Evde bulursak bir roman okuyoruz. Yani gazeteye bakıyoruz, bulanca dolduruyoruz. Bütçeye yük sayıyorlar emeklinin yaşamasını. Hakkı tanımıyorlar yani. Zaten artık eskisi gibi sinema, tiyatro falan onlar tarihte kaldı. Hiç sosyalleşemiyoruz artık tabii.